Arif abi sen sermayeye karşı mısın? Abi kapitalizm devam ettiği sürece sermaye faydalı bir şey. Ama biz kapitalizme karşıyız. Çünkü kapitalizm sermayenin tekelleşmesi yoluyla fakiri daha fakir, zengini daha fakir yapar. Tekelleşme kapitalizmin kaderidir yani. Tekelleşsek fakir ve zengin olarak ayrılacak. Sonra zenginler fakirlere karşı daha az ücret, daha fazla kar etme amacıyla hareket edecekler. Günümüzde de bu devam ediyor. Çoktan beri devam ediyor. Azami kar, asgari ücret. Bu anlayışın yıkılması gerekiyor. Bu da kapitalizmle olmaz. Ancak kapitalizmin yıkılmasıyla mümkündür. Emeğin özgürlüğü. Şimdi bir ameleyle falan kesinlikle. Abi bir ameleyle bir mühendisin diyelim. Emeği aynı mıdır? Yeteneğine göre komünizmin tanımışıdır. Herkes yeteneğine göre iş yapar, ihtiyacı kadar alır. Yani maksimum nihai hedefi olan komünizme bakmak lazım. Sosyalizm ara rejimidir. Dünyanın çoğunluğunun sosyalist olması sonucu dünyaya komünizmin geleceği iddia edilir ki doğru bence. Orada ihtiyacın kadar, emeğin kadar çalış, yeteneğine göre çalış, yeteneğine göre iş ve emek, ihtiyacın kadar formülü geçerli. Yani dünyanın cennet olması söz konusu. Efendi yaratma diyorsun. Efendi yaratmadan. Fazlasını topluma veriyor, şahsa vermiyor. Şahsın o zengin olması için değil de emeğin fazlasını, ihtiyacından fazlasını topluma bağışlıyor. Aradaki fark kapitalizmle sosyalizm ya da komünizmin arasındaki fark birisi topluma çalışırken fazla ihtiyacından fazlasını topluma bağışlarken diğeri bireye sömürülüyor. Kişiye çalışıyor yani. Şimdi bir yazılımcıyla işte Google'daki bir yazılımcıyla diyelim bir otomobil civatasını sıkan aynı emek. Abi düşünsel olarak yani sadece zeka seviyesi olarak farklı. Zeka seviyesi farklı olan topluma artı değer fazla katan insanların üretimini ihtiyacından fazlasını biraz önce dedim ya bireylere değil de patrona değil de topluma bağışlayacağı bir sistem istiyoruz biz. Mutlaka daha fazla üreten insanlar olacaktır yani parmaklar gibi eşit olması mümkün değil insanların. İnsanları doğal eşitsizlikler normal karşılanır abi. Doğal eşitsizliklerden bir tanesi de nedir? Zekadır. Sen zekayla geri zekalıya aynı muameleye tabi tutamazsın. Birisi çöpçü olacak, birisi doktor olacak isterse be. Sosyalizmde de aynı. İş bölümü zekaya göre, yeteneğe göre dağıtılıyor. İnsanları mutlak manada eşit kılacak bir rejim dünyada öngörülmemiş abi. Böyle bir rejim yok. Bak şimdi. Niye buna şeyi örneğini veremez miyiz? Küba örneğini. Küba'da da iş bölümü var abi. Herkes yeteneğine göre oradaki sahip. Doktorla işte ya da milletvekiliyle ama eşit haklara sahip. Eşit haklara sahip. Eşit haklara sahip. Eşit haklara sahip olması lazım. O doğru. Ya bugün, evet. Bugün diyorlar ki bir anayasa değişikliği. Ben de diyorum ki mesela Tayyip ben sana bir anayasa maddesi öneriyorum. Şöyle bir madde koyacaksın. Diyeceksin ki hiç kimse ya da kimseler başkasının emeği üzerinden kendisine çar sağlayamaz. Hele birbirine bir madde koyanasaya anayasaya. Abi sen hukukçusun. Anayasa yeni bir anayasa üzerinde çalışılıyor. Mesela en önemli diyelim ya da tek maddede vurgulayabileceğim bir anayasa maddesi var. Tek maddede abi anayasanın amacı bireyleri, toplumu, insanları devlete karşı korumak. Anayasanın amacı o. Kısaca anayasanın amacı insanları devlet gücüne karşı korumak. Çünkü devlet çok ciddi bir güçtür. İnsanlara eğer hak, özgürlük, anayasa olmazsa, anayasa düzen olmazsa insanlar devletten herhangi bir hak iddia edemezler. Devlet her şeye hükmeder, keyfi yönetim oluşur. Anayasasız düzenle. Şu andaki iktidar da anayasayı içerisinde keyfi bir yönetim uyguluyor. O tartışma boyutu. Bence fiili duruma göre uydurmak istiyorlar. Yani fiili duruma göre uydurursan Tayyip her şeye hükmetmek istiyor. Her şeye de tasarruf etmek istiyor. Ülke Tayyip'in mülküdür ve dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir diye bir anayasa maddesi yazalım. Diğer anayasa maddelerini kaldıralım olsun bitsin abi. Peki şu anki konjonktürde yani ülkenin siyaset kurumu, muhalefeti, iktidarı
böyle bir yeni çağdaş bir anayasa yapma gibi bir şeyi var mı? Yeteneği var mı? Yani abi, öyle bir akıl var mı? Amaç fiili duruma uydurmak. Anayasayı. Yok. Yani fiilde anayasa ortadan kalkmış. Bunu anayasasız, anayasal olmayan anayasalı bir toplum olduk. Bunu daha da kısıtlamak, fiili duruma uydurmak için bir takım değişiklikler yapmaya çalışıyor. Kesinlikle amaç demokrasi değil yani. Fiili duruma uymaması gerekiyor değil mi? Yeni yapılacak anayasanın. Fiili duruma çalışıyor. Uymaması gerekiyor. Fiili durumu ortadan kaldırması gerekiyor. Kaldırması fiili gerekiyor. Durum keyfi yönetimi değil mi? Bakın, en önemli şey bir anayasa yapılacaksa, demin de bahsettim ya, bir örneğin öyle bir maddeler bu acasına. Madem anayasada özgürlüğe, biz özgürlüğüz. Adalet mülkün temelidir. Hayır, adalet mülkün falan temeli falan değildir. Adalet mülkün temel olmaz, çıkmıştır ya. Yani adalet mülkün temelidir. Mülküm yoksa benim adaletim de mi yok? Yok mülküm. Adaletim peki yani, mevcut iktidarı muhalefeti dediğim gibi böyle bir yeni bir çağdaş anayasa yapma gibi bir şeyi var mı? Akıl var mı? Bunlarda bu akıl yok yani. Bunların böyle bir... Tamamında mı yok? Bunların kesinlikle bu akıl yok. Ancak bir anayasa yapmak için hukukları katacaksın. Sivil toplum kuruluşları katılacak. Barolar katılacak. Ve burada bir tartışmalı bir oturacak. Sohbet edecek. Şimdi ben de onu demeye çalışıyorum. Şimdi dediğin gibi yani o STK'ları, sivil toplum örgütlerini bu anayasaya dahil etmezsen o, yani siyasetin yapabileceği bir anayasa nasıl olur? Hayır, öyle bir şey olamaz. Ya sen zaten seçim bir kişi yok yani siyaset durumunda bir seçim insan yok. Seçim insan yok. Hepsi nedir? Normal altı insanlar normal insanlardır. Bundan anayasa yapma yeteneği yok yani. Böyle bir yetenek yok. Bu yetenek nerede var? Ancak büyük hukuk kurumlarında, barolarda, odalarda, işçi sendikalarda, üniversitelerde bunlar toplanacak ki bir anayasa düzen, bir anayasa hazırlayan. Yoksa gitmiş efendim orada birisi, bir blöbünler, o dekan bir adam. Bunun zaten kırkız adam, zaten çalmış adam. Yani tezlerini çalmış adam. Ya ben buna şaşıyorum ya. Bunu nasıl bir unvan veriliyor? Unvan nasıl oluyor ya? Böyle bir şey olur mu hiç ya?